Arkadaşlar merhaba. Hepinize sevgiler, selamlar sunuyorum. Ben Özgür Usta. Rutubetli bir dairenin içine gideceğiz birazdan. Orada bir çalışma yapacağız. Alttan gelen nemi bir şekilde onarımı anlamında çalışma yapacağız. Sizlere de bilgi olması anlamında bu videoyu hazırlamak istedim. Pratik, çoğunuzun yapabileceği veyahut da usta arkadaşlara tavsiye olması, dikkate alırlarsa niteliğinde bir video hazırlamak istedim. Duvar delme çalışmasıyla alttan gelen nemin tahliyesini ve içine bir su geçirmez, suyun yukarıya atlayamayacağı bir bariyer oluşturması anlamında bir solüsyonla çalışma yapacağız. Üzerine donatı filesiyle, mantolama yapıştırma sıvı harcıyla içine lateks katarak mukavim sağlam bir sıva çalışması yapacağız. Duvarların tekrar uzun vadede tuz kusmasını, patlamasını engelleyici bir sıva çalışmasıyla çalışmamızı sonlandıracağız. Umarım istifadenize faydanıza olur. Beğenip like atmanızı umarım. İnşallah beğenirsiniz, faydanız olur. Güzel desteklerinizle, yorumlarınızla bana destek olursunuz. İsteyenler arkadaşlar katıl butonuyla katılıp bana destek olabilir. Sorularına daha çabuk cevaplar alabilir, doyurucu cevaplar alabilir arkadaşlar. Orada cüz anlamda bir de katıl butonu koyduk. İsteyenler oradan katılarak desteklerini sunabilir. Problemleri varsa sorularını sorup benden daha doyurucu cevaplar alabilirler. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar. Arkadaşlar, rutubetli evimizdeyiz. Duvarlarımızı deldik, kazıdık. Zemin kat rutubet sorunlu evde ne yapılabilir? Solüsyon basacağız deliklerimize. Kullanacağımız ürün Lifant Stonex. Deliklerin içine basma yöntemiyle eleneceğiz. Ürünümüzü bir boş cam çift kutusuna koyuyoruz. Spreyle yöntemiyle arkadaşlar deliklere sıkıyoruz. Evet, amacımız kuruduğunda buradan sükselmesini engelleyici bariyer oluşturmak. Çalışmamızda bu metotla devam ediyoruz. Sonra file 50 gramlık su donatı filesiyle yüzeyimizi kaplayacağız. Üzerine mantolama harcıyla içine de teks katarak sıvamızı yapacağız ve sonlandıracağız. Arkadaşlar videonun sonunda son halini vereceksiniz. Bir kat sıkılış işimiz bitti. Şimdi ikinci kat sıkım işlemi yapıyoruz. Deliklerimizin içine doyuracak şekilde Stonex'imi basıyoruz. Arkadaşlar amacımız zeminden bu seviyede suyun kesilmesi, önlenmesi, yukarıya çıkmasının engellenmesi. Su daha önce buraya kadar yükselmiş. Biz en alt seviyede kalmasını istiyoruz. Minimum 2 kere, 3 kere uygulamayı birkaç saat arayla yapıyoruz. Duvarımızın içini, tuğla içini iyice doyuruyoruz. Bütün çalışmalarda yüzeyinden sadece şu kolon kiriş dediğimiz bölümlerde arkadaşlar kolonları kirişleri delmeyin. Sadece yüzeyine bir şey yap, tarış yapın. Onlar çünkü binanın taşıyıcı unsurlarıdır. Oraları tarif etmek iyi olmaz. Bu tür yerlerde sıvayı kazıyıp mümkünse kristalize sıvayla betonun alt seviyesi sürme yöntemiyle yalıtım yapılabilir. Negatif yönden. Blur delersek aynı tuğla gibi betona taşıyıcılara hasar vermiş oluruz. Malzememizi yapıyoruz. İkişer kere her tarafa. Sonra kurumaya bırakıyoruz en az 24 saat. Yüzeyimiz aynı şekilde sıkıyoruz malzememizi. Yüzeydeki tuz kusmalarını da önüne geçmek için delik işlem bittikten sonra yüzeyimizi de doyuruyoruz malzemeye. Sonra tamir uygulamasına geçeceğiz kuruttan sonra. En az bir gün bekleyeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Sıktığımızın solüsyonun kuruması lazım deliklerde. Yapacağımız çalışmanın daha iyi yüzeye yapışması için arkadaşlar çalışmalarımızı latex satıyoruz. Farklı markaların latexleri var. Satın alabilirsiniz. İnternette satılıyor. Videonun altında gerekirse ben de linkini koyarım. Temin edebilirsiniz. İsteyenlere de gönderilebilir. Harboyla. Her bir çalışmamız arkadaşlar yarım kilo yakın. Şöyle 25 kilo, yarım kilo latex güzel oluyor karışım anlamında.
Hem su geçirimsizliği sağlar, hem aderans arttırır, hem esneklik katar harcımıza. Şap çimantolarınızda, duvar sıvalarınızda, teras şaplarınızda, bu şekilde problemli yerlerinde, sıvalarında latex'i kullanabilirsiniz. Pek çok kullanım alanı olan malzemedir. İçinde mantoluma sıvasıyla harcımı hazırlıyorum. Harcımız hazırlandı. Sakız gibi. Arkadaşlar, size antiparantez bir bilgi. Burada şimdi boya kabarması var, sıva kabarması yok. Çok problemli sıva kabarması olan evler de var. Oralarda tercihen kapiler sıva kullanabilirsiniz. Kapiler sıvalar buhar geçirgen, su geçirgen sıvalardır. Nefes alan sıvalardır. Çok duvar kabarmışsa, sıvalar dökülmüşse, tuğullar neredeyse gözüküyorsa bu tür yerlerde kapiler sıva kullanabilirsiniz. Kapiler sıva yaptığınızda gene duvarın içinde oluşacak su ve nem birikintileri sıvanın içinden tahliye olacaktır. Ekstra bir bilgi daha veriyorum. Bu tür zemin kat arkadaşlar yerlerde, evlerde uzun vadede sürekli su ve nem problemi ile karşılaşacağınız için kesinlikle silikonlu boya kullanmamaya çalışın. Silikonlu boyalar biliyorsunuz içinde silikon oranı fazladır, silinebilirdir, kalitelidir tamam ama nefes almaz. Su buharı geçirgen değildir çünkü içinde silikon var çok miktarda. Onun için zaten silinebiliyor. Bu tür yerlerde silikonlu boya kullanmayın. Plastik boyalar kullanın, adi boyalar kullanmaya çalışın. Nefes alan, alkali dayanımı yüksek şeklinde internetten bakıp veya boyacınızla konuşup boyalar kullanırsanız iyi olur. Farklı markaların bu anlamda plastik boyaları var. Plastik boyada silikon çok azdır. Plastik katkılıdır. Adı üstünden plastik boya, silikonlu boya. Senin isminden anlaşılıyor. Bir boya silikonlu boya olduğunda, silinebilir olduğunda su buharı geçirgenliği de azalıyor. Neredeyse yok oluyor. Boyayı komple, yüzeyi komple örtüyor. Nefes almıyor. O yüzden zaten dinleme problemi, uykusuzluk problemi de aslında yaşıyoruz bir nebze. Silikonlu boyayla boyanmış evlerde. Malum artık son zamanlarda evlerimiz satın alçalı falan. Üzerine tabi silinebilir boyalar istiyoruz. Daha lüks, havalı olsun, silinebilsin diye. Bu da su buharı geçirgenliğini engelliyor, hava geçişini engelliyor. Uykusuzluk problemi bizi oluşturuyor. Evet, bize kattığı konforlar var ama yanında kattığı negatif yönde olumsuzluklar da var. Evet, harcamız için delikleri kapatma işlemiyle devam ediyoruz çalışmamıza. Sıvadan önce arkadaşlar sadece bir delikleri kapatıyoruz. Bunu kapatmadan sıva işlemine geçersek deliklerin olduğu yerden pırtlamalar yapabilir. Sıvamızdan nahoş görüntüler çıkabilir. Deliklerin içini doldurmuyoruz. Sadece yüzeysel olarak yüzeyini kapatıyoruz. Yaptığımız delik çalışmalarının içleri boş kalacak. Oradan suyun yukarı sıçramasını engellemiş oluyoruz. Sizin amacımız da oydu. Hem de içine sıktığımız solüsyonla ekstra bir kalite yakalıyoruz. Üzerine sıvı yapmak istemeyenler bu şekilde bile bırakıp hafiften bir sünger çekip çalışmayı bırakabilirler, sonlandırabilirler. Ama benim kafam rahat etsin diyenler üzerine benim birazdan yapacağım gibi file gelip üzerine aynı şekilde bu sıvayla kapatıp süngerleyip ekstra bir koruma kalkanını sağlayabilirler. Arkadaşlar, aceleniz yoksa, bekleme süreniz uzunsa, rahatsanız bu şekilde deliklerin 2-3 gün beklemesinde daha da büyük fayda olur. Ne kadar tuğla içindeki sıva, su tahliye olursa dışarıya, deliklerin tahliye olursa o kadar faydalı olur. Ne kadar kuruma sağlanırsa o kadar başarılı olur. Burada fazla bekleme süremiz olmadığı için ben 24 saat bekledim. İmkanı olanlar, evimde sıkıntısı olmayanlar, kiracı derdi olmayanlar, satma derdi olmayanlar daha uzun süre bekleyebilir. 2-3 gün, 4 gün, 1 hafta beklerseniz daha da güzel tahliye olacaktır. Duvar içindekinin daha da büyük fayda sağlanacaktır. Delik çalışmalarımızı kapattık. Bütün evde arkadaşlar rutubet sorunu vardı. Her tarafa delik çalışmasını yaptım. İçinde, duvarın arka yüzeyinde, delik onarımlarımızı yaptık. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Ameliyatımızı yaptık. Yara bandını çektik.
Yine bu şekilde imkanı dahil olanlar bir gün 24 saatlik kuruma bırakırlarsa güzel olur. İmkanı olmayanlar en az 6 saat beklemeli bu şekilde. Çalışma kurumaya devam etmeli. Olabildiğince burada amaç nemin tahliye olması. Sırtımız solüsyonun kuruması önemli. Sırtımız solüsyon arkadaşlar kuruduğunda su geçirmesini sağlayan bir malzeme. Bir malzemenin kuruması da zaten 24 saat. Hatta bu tür kimyasalların tepkimeye girmesi 48 saatte bulur. Vazife görmesi. Zaten halihazırda yüzeyde nem var, zeminde nem var. O yüzden ne kadar beklersek o kadar güzel. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlar sormuşlar. Özgür Ustam yapıyorsun da bu ne kadar kalıcı, ne kadar geçici? Niye altına bir şey yapmadın? Burada hapsettiğin su nereye gelecek? Çalışma sonunda. Şimdi arkadaşlar burası zemin kat. Bir binanın altı. Bunun altına inme imkanımız yok. Dolayısıyla temel yapabileceğimiz bir şey yok. Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi temelde su yalıtım yapılmıyor. Bu iki katmanlı membranla olur. Altına bitme sasızı sürülür. 3 milimlik membran bir dikine bir enine serilebilir çaprazlama şalamayla yapıştırılabilir. Bu bir yalıtım şeklidir. Sonra binanın yapım aşamasında yana doğru sarılır bu yaptığın membranlar. Yanlara drenaj levhası gelir, staforla koruma levhaları gelir. Mıcır dökülür, drenaj borları döşenebilir. Binanın altını su alması engellenir. Veyahut da sürme esaslı, bitüm esaslı malzemeler var. Gene asansörlüdür. Çift kombinatlı bitüm esaslı likit membranlar. Donatı filiz eşliğinde çelik meleğine zemine sürülür. Alttan suyun gelmesi engellenir. Burada altı yapabileceğimiz bir şey yok. Sen bina halası bitmiş. Silikonlu boyadan tahliye olamıyordu. O yüzden kusmalar vardı. Burada zemin seramiğin altından buharlaşma varsa devam eder. İşte burada kapaktan sonra gidecek, nereden gidecek diye soruyor arkadaşlarımız. Derzler arasından su buharlaşma devam eder. Parkelerin altından beton var. Betondan parkelerin arasından tahliye olmaya devam eder. Eder arkadaşlar. Biz duvarlardan tahliye olmasını istemiyoruz demin. Nem başkent tahliye olsun istiyoruz. Amacımız bu, bu çalışmada. Umarım bilgi olmuştur, cevap olmuştur. Çalışmamızın üzerinden 6 saat geçti en az. Tamir deliklerimiz büyük oranda kurudu. Çok az bir nem gözüküyor. Yüzeyde kurumalar gözüktü. Şimdi file kurumasına geçiyoruz. Dikkat ediyorsunuz şöyle yüzeyde tuz kusması dediğimiz olaylar devam ediyor. Niye? Daha hala tuğla içindeki nemler yavaş yavaş kendini tahliye ediyor. Bir anda hokus pokus diyerek nem kaybolmaz. Kaç yılda giren nem arkadaşlar 3-5 saatte çıkmaz. Onun için acele edeceğiz. Boya aşamasına acele etmeyeceğiz. Şu tamirden sonraki boya aşamasına acele etmeyeceğiz. Gerekirse 2-3 gün 1 hafta duracağız. Nem büyük ölçüde tahliye olacak. Kalmayacak. Ondan sonra boyamızı yapacağız. Bu tür nem duvar çalışmalarında hemen boya kullanmasına başlanmaz. Olabildiğince yüzeydeki nemin tahliye olması beklenir. Şimdi lateks katkılı harcım hazırlıyorum ben gelin. Yine harcımızı güzel akışkan bir kovamda hazırladık. Balon duracak gibi. Hemen çalışmamıza başlıyoruz. Harcımızı çekip üzerine arkadaşlar donut filimizi giydiriyoruz. İleride olabilecek çatlamalara karşı yüzeyimizi korumak için donut filemizle sıvımızı güçlendiriyoruz. Filemizi arkadaşlar bu şekilde
problem noktamıza geliyoruz. İleride tekrar ulaşabilecek patlamalara karşı tedbir almış oluyoruz. Filemizin yüzeyini tekrar kapatıyoruz. Olabildiğince ince yapıyoruz çalışmamızı. Alt yüzey ile üst yüzey arasında bağdaşma sorunu olmamalı. Bu şekilde kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Bir gün sonra üzerine tekrar incecik bir düzeltme sıvısı çekerek süngerleme işlemine geçeceğiz. Alttaki sıvıyla üstteki problemsiz duvarın sünger ayarlamayla birbirine bağdaşmasını sağlayacağız ki sırıtmasını yaptığımız çalışma. Arkadaşlar deldiğimiz yer zeminden 10 cm yükseklikte. Rutubetin olduğu yer zeminden 20-25 cm yükseklikte. Ama ben burada en az 2 katı oranında fileyi çekiyorum. Suyun ileriki zamanlarda tedbir cihetiyle daha da yükselmesini göz önüne alarak, öngörerek çalışmamız arkadaşlar muhakkak problemli yerin en az 2 katı bir karış üzerinden yahut 30 cm üzerinden yapıyoruz. Su buraya kadar çıktıysa her çalışmaya rağmen, her yaptığımız tedaviye rağmen bir şekilde ilerlerse biliyorsunuz insan sağlığında kanserde bu var. Öngörmeliyiz. Hemen problem burada diye buraya kadar file çekmek doğru olmaz. Muhakkak filenizi çalışmanın üstüne kadar, bir kat üstüne kadar çekin. Pek çok aşamada su yalıtımını sağlayın, kafanız rahat etsin. Çalışmamız devam ediyor. Geçtik son odamıza. Buraya da 1 metre eninde filemizi yapıştıra gidiyoruz. Önce filemizi yapıştırıyoruz. Üzerine düzeltme sıvası kuruttuktan sonra da ince bir sıvı atıp süngerimizi çekiyoruz. Üstteki sıvasız bölümle bağdaştırıyoruz. Uyumlu hale getiriyoruz ki sırıtmasın. Arkadaşlar hep tekrarlıyorum. Bu tür çalışmalarda muhakkak bu sıva çalışmasından sonra boya için acele edilmemeli. 3 gün, 4 gün, 1 hafta, 10 gün beklenmeli ki yıllardır içeriye tuğla içine, beton içine girmiş nem tahliye olsun. Boyalar biliyorsunuz plastik ve silikon katkılıdır. Başta dediğim gibi buralarda silikonlu boya değil. Olabildiğince nefes alan plastik boya kullanacaksınız. Boya sürmeden önce de acele etmeyeceksiniz. Çalışmamızı devam edelim bakalım. Sevgili arkadaşlar, çalışmamızda 3. gündeyiz. Duvarlarımızdaki durum bu. Yavaş yavaş zemin gündem çekiliyor. Tahliye oluyor. Şöyle fark ediyorsunuz deldiğimiz noktaları. Suyun, nemin azaldığı gözüküyor. Onun için diyorum acele etmeyin diye. İlk gün çok olan nem yavaş yavaş azalacak, tahliye olacaktır. Boya aşamasında o yüzden acele etmeyeceğiz. Yavaş yavaş tahliye olmasını bekleyeceğiz. En son mutlu sona ulaşacağız. Şurada görüyorsunuz duvarlardaki nem ne kadar çoktu. Sadece direkle deldiğimiz yerde çok az bir nem kaldı gözlemlendi. Şurada çok az altta kaldığı gözlemlendi. Burada düşük bir seviye var. Şurada sağ tarafta bir nem olduğu gözleniyor. Diğer taraflar nemini saldı, tahliye oldu. Burada beton, hemen bahçe beton üzerine bir çekme kat yapılmış. O yüzden nem oranı fazla. Zaten o da kuracaktır. Şöyle diğer yerlere bakalım. Şu an şurada bayağı bir sorun vardı. Sadece dipte nem kaldı gözüküyor. Duvar kurumuş büyük ölçüde. Aynı şekilde burada da çok az dipte kalmış. Burada yavaş yavaş nemin tahliye olduğu, dibe kadar indiği gözüküyor. Şimdi son kat düzeltme sıvamızı yapacağız. Yavaş yavaş sonlara doğru çalışmamıza geliyoruz. Şu odaya bakalım. Evet. Sorunlu yerlerde dipte doğru indiği gözüküyor. Şurası kolon kiriş. Suyu daha geç salar. Kolon ve kirişler. Tuğlalar daha çok kolay salar. Burada fazlaca gözüküyor. O da yavaş yavaş salacaktır. Nemini. Aynı şekilde burada dipte kalmış. Arka tarafından bakalım. Evet, kolon bitirişin dibinde nem kalmış. O da yavaş yavaş salacak.
Arkadaşlar dediğim gibi kolon bitirişine gelemiyoruz. Zarar veririz. Taşıyıcı unsur olduğu için. Üzerlerini kapiler sıvıyla sıvayabiliriz. Çok da günlük sıvılarda ama böyle sadece boya kabarmalarında ince çalışma yapacağımız için mantolma sıvasıyla çalışma yapıyoruz. Burada aynı şekilde nemin aşağı doğru inceyi gözüküyor. Şimdi son kat sıvamızı da yapalım. Aynı çalışmayla sünger gelip bitirelim. Üçüncü kat sıvasını yaptığımız yerde arkadaşlar şöyle sünger yöntemiyle sünger atıyoruz. Mala izleri kaybolsun. Hem sıvı yapmadığımız yerlerde sıvı yaptığımız yerler birbirine bağdaşsın diye. Böyle dairesel hareketlerle bağdaştırıyoruz. Hem mala izleri kayboluyor. Hem de estetik bir görüntüye kazanıyor. Oluşuyor. Çalışmamıza devam ediyoruz. Alt sıvamız kurudu. Üçüncü kat sıvamızla devam ediyoruz. Süngerleyerek çalışmamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Nem yavaş yavaş aşağı doğru çekiliyor. Arkadaşlar sona geldik çalışmamızda. Süngerimizi yaptık. Yüzeyi şimdi kurumaya bırakıyoruz. Bir gün sonra daha kuru olacak. Öteki gün daha kuru olacak. Kuruyarak bitecek. Son adamımız nasıldı? Üçüncü günde bitti. Şöyle hoy çalışmasında yaptığımız sıva kurudu bile. Sadece diplerde kaldı. Nem o da yavaş yavaş aşağı doğru inerek kaybolacaktır. Yukarı çıkamayan nem zeminin altından, derzlerden, başka bir yerden gidecektir. Gitsin zıdın. Evin içinden duvarın çıkmasın. Temelimiz bu. Görüyorsunuz. Yaptığımız çalışmalar hızlı hızlı kuruyor. Diplerde kaldı azıcık nem. Biraz evvel yapmıştım. Burası da yavaş yavaş kurumaya başladı. Yarın daha da kuru olacaktır. Şimdilik videoya ara veriyorum. Arkadaşlar dördüncü gündeyiz. Bakalım ne oldu. Sabah saatlerinde binamıza giriş yaptık. Bana da sürpriz. Rutube sorunumuz ne alemde? Evet. Kurumuş yüzeyler. Büyük oranda rutubet bitmiş. Hatta %99 bitmiş diyebilirim. Burada. Çok az. Şu dipte iyice inmiş aşağı. Şu az dipte kalmış. O da biter. Yüzeyler kurumuş. Evet, çok az dipte kalmış. O da yavaş yavaş kuruyacak gidecek. Yaptığımız çalışma başarılı diyebiliriz. Burada hiç kalmamış rutubet. Hiç gözükmüyor. Yaptığımız solüsyonlara ve çalışmalar etkisini gösteriyormuş gibi gözüküyor. Buralarda hiç kalmamış. Burası tamamen kurumuş diyebiliriz şu anda. Burada yapmıştık. Çok az dipte kalmış. Çok az dipte kalmış. Kurumuş. Çalışma faydasını göstermiş. Burası çok problemliydi. Büyük oranda kurumuş. Şu dipte kalmış. O da bitecektir. Zaten su gördüğünüz gibi buradan tahliye olmayan su aralardan tahliye olup çıkıyor. Kendisini atıyor dışarıya. Zaten suyun arkadaşlar buralara giriş sebebi de gene buralar. Buralara alçıyla malçıyla işte mermer yapıştırılmış. Bunların altından giren sular buralarda sıkıntı oluşturuyor. Yanlış uygulamalar. O da kuruyacak. Diğer bir olaya bakalım. Problem diğer bir odamız. Burada aynı şekilde dipte kalmış. Yavaş yavaş çekiliyor nem. Tahliye olup gidiyor. İyice kurumasına müteakip boya aşmasına geçebilir ama şimdi biz düfasutan eksimizi gene
deliklerin içine sıktığımız malzemeyi yüzeye fıspıs şeklinde sıkacağız. Yüzeyde sert, su geçirimsiz bir tabaka ekstradan oluşturmayı hedefliyorum. Onu da yapalım. Çalışma yaptığımız yerde arkadaşlar malzememizi tekrar sıkıyoruz. Yüzeyde de su geçimsiz, tuz kusmasına engel olucu bir bariyer oluşturuyoruz. İçinde dışında her aşamada yalıtımımızı sağlam alıyoruz. Bir kafamız rahat etsin. Arkadaşlar çalışmamızın üzerinden bir hafta geçti. Çok az dipte var. Burada bitme durumuna gelmiş. Buradan da bitme durumuna geldi neredeyse. Aşağı çekildi. Buralarda bitmiş gibi. Şurada çok az kaldı. Yerleri bitmiş durumda. Arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkürler. Yavaş yavaş bitiyor artık. Sonlara doğru nem çekilip gidiyor. Sevgili arkadaşlar, umarım çalışmamı beğenmişsinizdir. Sizlere sıkılmayacağınız bir 40 dakika 45 dakikalık bir program hazırlamaya çalıştım. Rutubetli evlerde ne yapılması gerekir ile alakalı bildiklerimi sizlere aktarmaya çalıştım uygulama olarak. Umarım istifade etmişsinizdir. Kanalıma arkadaşlar abone olup like'larınızı esirgemeyin, bana destek olabilirsiniz. Katıl butonuyla katılıp bana maddi anlamda destek olabilirsiniz. Çalışmalarımızı daha verimli devam ederim. Sizlere yeni videolar üretmeye devam ederim. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Seviyorsunuz, unutmayın.